Evet, selam, nasılsınız? Şimdi biliyorsunuz İstanbul seçimlerinde İmamoğlu her şey güzel olacak dedi. İstanbul'un canını okudu. Şimdi de Kılıçdaroğlu sana söz baharlar gelecek diyor. Maazallah nasıl bir bahar bilmiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu bir TikTok videosu çekmiş ve orada kimse size evli misin, bekar mısın? İşte en sonunda da diyor ki ha burcun nedir, ikizler burcu musun diye sormayacak diyor. Şimdi o videoyu bunun sonuna ekliyorum. Yalnız şöyle garip bir şey var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi hani Kılıçdaroğlu bunu niye çekti? Aslında buna baktığında sana ne demek yani, medeni durumumuzu sormayacaklar mı? Devlet daireleri sormayacak mı? Veya biz birine tanıştığımız zaman evli misin, bekar mısın sormayacağız mı? Bu işin bir de farklı boyutları var. Yani şimdi cümleyi tersinden okuduğun zaman veya söylediklerini o herkes kafasına göre mi takılacak? Ne demek yani, bir ortama girdiğin zaman evli misiniz diye soruyorsun ya da adamın veya kadının evli olup olmadığını anlıyorsun. Bir değişim duygusal boyutu var biliyorsunuz değil mi? Bir insan bir insandan hoşlanabilir de gayet medeni bir şey bu. Ama insanlar birbirlerin ne iş yapıyorsun, evli misin, bekar mısın? Hele ki burç çok, çok önemli. Ben kesinlikle burcunu sorarım. Bu kadar astrolog ne yapacak? Bu kadar astrolog işsiz mi kalacak? Gün, tarih, İşte saat, bunları soruyorlar. O zaman siz astrolojiyi ne yapacaksınız ki? Ben astrologlara karşıyım ama yani böyle saçma bir seçim propagandası olur mu? Ya da bunun arkasında ne var? Yani hiçbir şeyin sorulmadığı bir bakanlık bile kuracağım demiş. Allah aşkına bir şey sormak istiyorum. Ne demek yani? Siz bir yere gittiğiniz zaman yurt dışında da, bak otele geldim ben şu an yurt dışındayım. Adamlar soruyor hani yalnız mı kalacağım? Veyahut da vizede bir şeye başvuruyorsun. Evli misin, bekar mısın, çocuğun var mı? Yani böyle basit bir seçim propagandası diyeceğim ama bunun arkasında başka şeyler de olduğunu bir kenara yazmak lazım. Yani ne demek sana evli misin, bekar mısın, ne iş yapıyorsun gibi sorular veya burcun niye sorulmayacak kardeşim? Yani hani orada bir şeyle dalga mı geçiyor? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Ya bir şeyle bir dalga geçmek mi var? Ya da ciddi bir şey mi var? Bak bunun hani şaka bir tarafa, yani bunun cümlenin arkasında hani var ya işte evlenirim şey ama hamile kalırım doğurmam işte sevişirim evlenmem gibi sloganları hatırlıyoruz. Artı bir de biliyorsunuz, fazla da söyleyemiyorum burada, hemen şey yapıyorlar. Şu kadın kadına erkek erkeğe falan diyeyim böyle. Yani bu olay var. Bunu niye söylüyor? Yani neden birdenbire onu sormayacağım, bunu sormayacağım, bir de burcunu sormayacağımı sonuna espri olarak eklemiş ama işte böyle hiçbir şeyin sorulmadığı bir sistemde çok büyük problemler var demektir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, adınızı da soyadınızı da, evli misin, bekar mısın, sosyal alanda, sosyal hayatta hepsinde sorulur bu. Ev, çocuk var mı? Kaç çocuk var? Torun var mı? Kaç torun var? Çocuğun evli mi? Bunlar insanları sosyalleştiren ve insani sorular. Niye böyle bir video çekmeye gerek duymuş? Böyle bir TikTok videosu çekmeye? Çünkü gençler, TikTok'u daha çok gençler ve sorumsuz kişilikler kullanıyor, açık söyleyeyim. Ve orada insanlara kafanıza göre takılacaksınız mı diyeceğiz, diyecek. Yani bakıyorsunuz her vaadinde, hani daha önce de söyledim ya, yani 300 bin, 300 milyar dolar para bulacağım. Nereden? Uyuşturucu baronlarından getireceğim. Böyle saçma bir şey olur mu? Bir taraftan İyi Partili diyor ki deprem evlerini yetiştiremeyiz. O diyor ki şey parayla vereceğiz tabii ki diyor uzun vadede. Normali de bu zaten. O diyor ki hayır diyor, hiç ücret almayacağız. Birinin dediği birine uymuyor ama burada şöyle bir şey var. Yani Kılıçdaroğlu ve işte diğer partiler, altılı masa konuşuyorlar. Yani sadece hani bir oy kapar mıyız? Seçim Allah korusun Allah'ın izniyle olmaz. Ama hani kimden ne kaparsak herkese iyi görünme çabası. Ama yani bu, onu sormayacağım, bunu sormayacağım. Ne yapacağız abicim? Yani sen evli misin, bekar mısın sormayacağız mı? Adamın birinden, ben de bekar bir kadınım, hoşlandım. Adamın evli bekar olduğunu sormayacağım mı? Ha oh evliler, oh kadınlar, erkekler. En basit tabiriyle. Hani orada bir ironi yapmış ama burada olay
farklı yerlere gidiyor. Neyse, netice itibariyle gerçekten neresinden tutarsan böyle dökülen bir seçim kampanyası var. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz gaflarıyla, artık gaflarını takip edemiyoruz zaten. En son yaptığı gafı da biliyorsunuz. Ama hani o İmamoğlu'nun her şey güzel olacak vaadinde İstanbul'u gördük. Kılıçdaroğlu'nun da sana söz baharlar gelecek. O gelen bahar öyle bir bahar değil. Öyle bildiğiniz baharlardan değil. Hani biliyorsunuz Orta Doğu'da da böyle baharlar estirip ülkelerin canını okudular. Ama Allah'ın izniyle Türk milleti buna müsaade etmeyecek. Evet, dediğim gibi izleyin şimdi göreceksiniz. Bana çok garip geldi ama burç çok önemli. Mesela ben hiçbirini tamam ama burcu sormak lazım. Astrologlar düşünsene burcunu burç sormak yasak. Ya da burç sormuyorsunuz falan filan. Yani saçma şeyler ama konuşuyor abi, konuşuyor yani. Evet, kendinize iyi bakın. Yurt dışındayım bu arada. Biraz videolara ara veriyorum çünkü çok yoğunum. Burada söyleşi var, kitap fuarındayım. O yüzden böyle ara ara, böyle arada derede çekmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Evli misin? Bekar mısın? Açık mısın? Cumhurbaşkanı olduğumda evli misin? Bekar mısın? Açık mısın? Kapalı mısın? Çocuk yapacak mısın? Ne? İkizler burcu musun? 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal, sorulmayacak sorular kanunu.